Herkese merhaba arkadaşlar. Car for Sale Simülatör'ün 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya like atın hızlıca. Bu bir arkadaşlar bir istek değil bir tehdit. Niye biliyor musunuz? Bu videoya like atmazsanız şu görüntüye maruz kalırsınız. Baksanıza şu herifin vücuduna. Baksanıza kıllı koltuk altına. Uçsuz bucaksız memcuklarına bakın. Bunun bu maskeli sıfatına bakın. Gündüz güneş bile dayanamadı hemen gece oldu. Hemen yatalım. Yarın olsun. Bir araba satışımız var. Ondan sonra biraz daha para biriktireceğim arkadaşlar. Ben ne yapacağımı bilirim. Ofisimize gidelim. Geçen bölüm aldığım arabayı da bir ilana koyayım. Ben de ayrıca tam para biriktirdim biraz. Bölümü açmadan. Biraz dedim bayağı biriktirdim. Şimdi bu arabayı bir ilana koymuş muydum yoksa sonra mı koyacağım dedim. Neyse çekelim bir. Panda gibi tipi var. Oho. Ensesine bakın. Ebola virüs web sayfası. Audi RR. Hemen fotoğrafları ekleyelim. Tüh yanlış fotoğrafı ekledim işte. Cahil bir insan. Böyle sitelere girmemeli. Sonra yanlışlıkla bir linke tıklayacağım. Bütün kredi kartı bilgileri. Bütün özelim sokağa dökülecek. İlan ismi. Vardır bu arabanın hızı. Al git. Kaçır sevdiğin kızı. Ya. Alış fiyatı 360 bin lira yapılan masrafı 25 bin lira ile birlikte almak birlikte şirketimiz kar etmiyor yani. Bak, özellikle burayı çok iyi dinleyin. 650 bin liraya ilana koyuyoruz. Satışa koy. Satışa koydum. Eğer satılmazsa sana da koyabilir. Bana bir de bana kötü yorum yaptılar. Niye biliyor musun? Ben sana aşırı eziyet ettim. Sana mobbing uyguladığım için bana eziyet ediyorlar. Ama ben içimde kalbimin derinliklerinde bir yerde seni sevdiğimi bilmiyorlar. Yani fazla derinliklerinde küçük bir nokta. Az bir şey sana aslında o sevgi değil. Ben sana acıdığım için seni hafif seviyorum ama senin bu orospu çocuğu olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Sen yıkıksın, bana muhtaçsın, zavallısın. Ya ne bileyim sen benim hayatımda diş macununun kapağı gibisin. Yani olmasan da olur. Anlatabiliyor muyum? Olmasan da olur. Niye müşteri gelmiyor ya? Oğlum git bir gusül al be. Kapalıymış kusura bakma. Açtık. Bakıcılar gelin bakın şu arabamıza ya. Çekiç. Bu çekici çok seviyorum. Hiçbir yararını falan görmedim ama yine de güzel bir alet. Arada stres atmak için. Aman aha bir tanesi geldi. Gel yarim gel. Deli seviyorum. Güzel bir fiyat ver. Hadi hadi yürüyüşe bak. Bunun yaka yavaş yürüyor ya. Açık arttırma da başladı zaten. Görüyorsunuz bu el parçalarımızı falan filan. Ben 250 bin lira fiyat koymuştum. Sen 540 bin diyorsun. Gerçekten güzel bir fiyat teklif etten. Pazarlıkla biz anlaşabiliriz. 560 bine alıp gidecek bir tipe benziyorsun sen. Çok konuşma abi 560 bin liramı ver. Ha siktir hakikaten aldı gitti ha. 1 milyon 103 bin TL'm oldu. Zenginim artık milyonerim. Milyonerim ama yine de bu işçim aynı. İşçimizi değiştiremedik bir türlü. Ama. Araba pazarında 1 milyonluk araba olacağını sanmıyorum da yine de bir zengin olarak gireyim. Artık çok zengin olduğum için biraz tavırlarımı değiştirmem gerekiyor. Ah, zengin hareketi, zengin burun kaşıması yaptım. Götünüze... Ay pardon zengin olduğumu unutmuşum. Merhaba sosisli mi satıyorsunuz? Ah sosisli sevmem. En sevdiğim az pişmiş biftek ve... baharatlarıyla tuzlanmış. Siz hiç antrikot yediniz mi? Şu an en pahalı araba ne ola? Hiç de gözüme bir şey çarpmadı. Değişik değişik araçlar var ama hepsi birbirinden ucuz. Siyah bir BMW var burada öyle değil mi? He ben mi yanlış mıyım? 53 bin lira mı diyorsun? Aram yiyen ben seni. Anana vuran ben senin. Bacına giren ben senin. 48 bine ver gidem. 48 bine bu arabamızı aldık. Bunu hemen arkadaşlar. Galerimize çekelim. Bu neymiş? Mustang mı bu? Ona benziyor. Kardeşim. 18 bin lira diyorsun. Pazarlıkla ben sana... Oğlum böyle ucuz arabaları da almayayım la 18 bin tane. 180 miydi 18 miydi? Bir bakayım hadi. Haydi oradan 18 bin. Oo jipiniz güzelmiş. Farklı büyük bir araba. Ne zamandır bir jip almıyordum. Ben yani bu tavırlar, bu hareketler ne lan böyle? Çok ucuz. Çok ucuz lan bu arabalar. Bu ne ka? Hadi hadi 48 bin. Pazarlıkla 45 bin alıyorum. Bunu da hemen galeriye taşıdım. Şunu da ver madem. Zaten bütün arabalar birbirine benziyor. Bu ciddiyetten alan böyle bugün manavdaki bütün karpuzları satmış gibi bir halim var. Aa. 27 bin lira fiyat biçmişsin. Ulan hıyar. Bu arabaya 27 bin gider mi lan?
Herbo, 24 bin al git işte. He? Sen milleti manavda kazıklıyorsun, geldin arabacı da mı öldün başımıza? Galerici mi kesildin? Çıkarırım suratına iki el ateş eder. 24 bin ben alırım giderim. Yeter lan, canımızı mı alacaksın? Verdi arabayı. Bunu da taşıyalım. 3 araba aldım. Oğlum pazardaki bütün arabaları aldım. Yine de mutlu değilim. Para harbiden mutluluk getirmiyor mu ne hanımefendi? Ama bence sen bana mutluluk getirirsin. Özellikle şu güzel kıyafetinin ardına saklanmış. Ben utangaç bir insanım. Size iltifat ederken bile şey yapayım. Ama dizlerini titremezsin, hemen öyle heyecanlanma. Şu neymiş, bunun da farklı bir tipi var ha. Modifiyeli. Öyle değil mi hanımefendi? Kara. 12 bin lira mı? Alayım. Hiç öyle gözüm kapalı alayım. Bunu indirim yapmak bana yakışmaz zaten. Bugün lüks bir araba bulamadığım için biraz mutsuzum ama neyse. Şunları yine galeriye çektim. Gidip satacağım. Bir dakika. O nedir beni arkadan darlıyor? Oğlum sikerim seni ya, ne çarpıyorsun lan? Aman hakkında mı seni? Bana illa magandacılık mı yaptıracaksın? Bir daha beni öyle darlama şeyine kalkmasın hiçbir ya. Oğlum bu araba ejderha mı aman koyayım? Ateş üflüyor arkada çıkan dumana bak. Bir drift gelmez mi galeriye? Tabii ki de gelir, bize yakışan odur her zaman. Diyecektim ama bu arabayı tamir ettirmem lazım. Siz çalışmak nedir bilir misiniz ha? O terin götünüzden ve sırtından akması nedir bilir misiniz? İşte bu adam bilir. Boşuna çekme amoğlu. Kollarına bakın, kafasından daha büyük. Çünkü kafasını kullanacak bir işi yok. Sadece kas gerektiriyor. Hem kaslı aynı zamanda göbekli, bu işinin bir parçası. Geri park edeceğim. Bu da benim havam. İşte usta olmak bunu gerektirir. Geri park. Bunu herkes yapamaz ha. Örneğin bu yapamaz. Bunu da park edelim. Yanlışlıkla çalışanını ezdi. Bir türlü gerçek olmuyor ki bu iki. Ezemiyorum bunu. Sırayla hepsini tamire veriyorum. Sonra bunların hepsini ilana koyacağım. Satarız. Onlar dert değil. Hepsi böyle güzel bir fiyata koyarız da. Böyle 700 bin, 800 bin liralık bir araba bir türlü bulamadım ya. Yanarım. Ona yanarım. Stop. Yo, no stop. İşte böyle oğlum. Kuralları çiğneyin. Terbiyesiz tavuk seni. Bütün arabaları tamir ettim. Hepsini ilana koymaya hazır hepsi. İşte park alanım yok gerçi yeteri kadar. Sırayla hepsini çekip koyalım. Ya iş olsun diye hepsinden birer tane çekeceğim şöyle. Çok güzel, arkadakini de çekelim. Oo, pompa kemi yapıyor bunlar. Çektik. Hepsinin özelliklerini sallayacağım, gireceğim. Lan bir dakika. Bu benim arabamın markası ne? Koda Okta. İlk defa böyle bir marka duyuyorum lan. Neyse, nasıl bir başlık gireyim? Arabam Koda Okta. Domal Şuracık'ta. Ben bunu 25 bine mi almışım? Yok ya, ben seni daha pahalıya aldım. 60 bine girelim. 60 bine ilana ver. BMW Series 5 1985 model arabam. Bayağı yaşlı. O yüzden klasik bir başlık gireceğim. Ne varsa eskilerde var. Eskiler. Seskiler. Hop, gülücük. Bu nasıl gülücük amına? Aa, bir türlü atamıyorum. 12 bin almış mıydım değil mi? 20 bine koyalım fiyatı. Yarın ola hayrola alırlar herhalde. Yola çıkmadan önce çocuklar, önce solunuza, sonra sağınıza, sonra bir kere daha solunuza bakıyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz, araba geçiyor. Ben acaba karşıdan geçebilir miyim diye düşünmeyin, tereddüt etmeyin. Ezilebilirsiniz. Yol sakinleşsin, bu orospu evladı gitsin. Ondan sonra geçin. Şimdi ofise geçelim. Aa, müşterilerimiz gelmeye başlamış. İyi mi, beğendin mi aracı? Ben bundan daha temiz bir aracı görmedim. Bak, sen sakal tıraşını kim yapmışsa çok beğendim. İşte bu arabanın bakımını da öyle biri yaptı. Ama 33 bin olmaz be dayı. Senin kalbini kırmak istemiyorum. Yoksa şortmanlarını akıtırım seni. 37 al. Kocanla birlikte mutlu mesut arka koltukta seviş. Bak, sana gerçekten öyle bir şey diyorum. Sende öyle bir tip var. Al git mutluluklar. Şunu ilana koymadık ya, hızlıca koyalım. Tamam, kaydet. Fırsat aracı diye hızlıca gireceğim. Fırsat aracı aman dar açı. Ya maksat espri yapıyoruz ki ilan şey yani ilgi çeksin diye. Yoksa ben öyle şeyler yazmam. 79 bin. 300'ü de satışta. Sen bunu beğendin mi manav? 69 bin ben söylemiştim. Sen 52 bin diyorsun. Gerçekten güzel bir fiyat teklif ettin. 55 bine el sıkışalım. Ben senden daha karpuz almaya geleceğim. Hasiktir, bugün ödenmemiş faturalarım var ya. Bir ton fatura götümüze girmesidir. Neredeydi? Nerede ödeniyordu? Web sayfası.
En nefret ettiğim kısım internette şu fatura ödeme kısmı. 47 bin nedir? Ey muhtacız suya muhtacız elemanların faturasını ödemiyorum, haberleri çağıran habere çıkam. Oy. Bu nedir, boru gibi fatura geliyor. Oy, bütün şehrin incini benden mi çıkarıyorsunuz? Oy, oy, oy. Şimdi fatura bana girdi, kusura bakma, ben de bu aracı satarken sana gireceğim. Genco, piyasa yapacaksın değil mi bu arabayla? Tam piyasa arabasıdır, 17 bin lira da fiyatı vardır. İşine gelirse. Sadece bu kaldı. Söylenene göre bu 8 yaşındayken buna bir tır çarpmış. Ve tır bundan daha fazla hasar almış. 56K. 4 tanesini de sattık. Of, of, of. Bugün araba pazarına çok lüks arabalar gelmiş arkadaşlar. Lan üstü açık araba da var. Lamborghini var, Ferrari var. Bu ne lan, bu Supra mıdır nedir bu? Fiyatı ne manav efendi? Merhaba kanka, 156.000, güzel. Düşünürüm bunu, düşünürüm. Acaba en parası hangisi? Bugün onu alacağım. Bu çok asildir ya. Ne fiyat söylüyorsun? 280.000, bunu da düşüneceğim. Şuna bakalım, beyaz atlı prense. Selam kardeşim, adeta sıfır gibi. Adetayla bir şey değişmez oğlum. Sıfır gibi mi? Bunun şeyi çabuk bitti. Bu arabayı modifiye edelim mi ya? Yakışır ha. Bir rengiyle falan oynayacağım bunu. Sırf keyfine ha. Yakışır çünkü. Şöyle gelelim. İlk önce tekerleriyle falan oynayalım. Basık yapacağım bu aracı. Ona göre bir şeyler yapalım. Süspansiyon. İndir 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 indir. Yere ne kadar yakın yol tutuşuyor, kadar iyi olur derler. Sıfır yap neredeyse yere. Yarış kiti takıyorum. Işıklandırma nasıl olsun? Fark etmiyor. Hepsi de güzel. Plaka. Ama hızlı. Plakam. Jantlara gelecek olursak. Şu güzelmiş ama. Bir rengi kaldı değiştirmediğimiz. Rengine de bir cilala parlat yapalım. Yeterdir. Değişik bir renk yaptım. Bakayım. Uf, gözlerimi kamaştırıyor. Hız testi yapalım bununla. Bu öbürlerinden daha hızlı. Yemin ederim bu öbürlerinden çok daha hızlı. Bir dakika, bunu test edeceğim. Buna bir son sürat testi yapalım. Gördüğümüz en hızlı araba olabilir cidden bu. 0-100'ü 2 saniye falan test ettim bak az önce. Koyalım buraya. Ulan hasar aldı, sen bu çekicini sikerim ha. Şöyle gidelim. Yapacağımız son hız testi olabilir artık bu oyunda bak. Sürüyoruz. Bence bundan hızlı araba yok. Ucuz da ama bundan hızlısı yok bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. 100 oldu. 0-100'ü 5,1 saniye. 170'i buldu oğlum şimdiden. Aha yemin ederim ilk defa 200'ü geçiyorum. Size yemin ederim. 275, kontrolü kaybediyorum. Maksimum hız 300'ü bulacak mı? Bulur bulur. Maksimumumuz 299. Vay amına koyayım, bir hızla arttıramadın mı? Yolda ben gitmiyorum. Sanki yol bana geliyormuş gibi değil mi? Çok farklı bir hız bu ha. 300'ü gör bu sefer, yine görmedi. En fazla 299 basıyor. Bın. %100 ölüm tehlikesi. Bakın. Sonuç olarak deliği bir şekilde geçtik. İlk şu hızlı arabamızı koyalım. O kadar ki hızlı durunca bile gidiyor. Pahalı bir araç olduğu için alırken yüreğim etticiz. Allah'ım bu nasıl hız? 143.000 almıştım. Bence bunun gideri en az 300.000'dir. Çünkü buna masraf da ettim ben. Bilen biliyor zaten. Beni tanıyan tanır. Şu beyaz atlı prensimizi de girelim. Yeter bu fotoğraf. Beyaz atlı prensini bekleyenlere. Odur o. Bu nasıl bir başlık oldu amına koyayım? Sen burada 300.000 TL'lik Ferrari satıyorsun. Böyle bir başlık mı olur ya? Yine zengin bir cümle girmem lazım. Beyaz atlı prensini bekleyenler çek gidelim. Ben bineğimden feragat, öyle mi yazılıyordu? Beni tazip etmeyiniz. Ne demek istedim? Ben bineğimden feragat ettim. Yani hakkımdan vazgeçtim. Bu benim her şeyimdi, vazgeçtim. Beni üzmeyiniz demek istedim. Alırken beni izmeyiniz yani, hemen alın gidin, benim gözüm görmesin, bu arabayı satmaya dayanamıyorum gibisinden, anlayan anladı. Yatalım, yarın hepsini satacağız arkadaşlar. Ondan sonra galerimizi geliştireceğiz. Şimdi ben zengin oldum ya, 1 milyon TL'yi geçti param, 3 tane arabam var. Diyorum ki arkadaşlar, eskileri hatırlamak için, götümüzün kalkmaması için ben konteynere geri dönüyorum. Konteynerimde uyuyacağım ya. Götüm kalkmaz. Ego vücuda bürünmez. Sonuç olarak zenginiz ama huyumuz değişmez. Neyi bir insanım oğlum, kendimle gurur duydum. Bir şey aklıma geldi, ben şu arabalarımı ne zamandır silmiyordum. Bir sileyim mi tekrar şöyle? Aynen, parıldayalım da deneyim puanı da kazanırız hem.
Şöyle güzelce ne? Neyse. Sen ne kadar teklif ediyorsun 600K'lık araba? Aklımı kurcalıyor. Ne 360 bin mi? İkile. Seni bir fiyat vermiştin. Sen hakkını yemeyeyim ben şimdi. Pazarlıkla 470 al git. 470 bine bir tanesini sattık. Büyük memeli arkadaşım. Sen ne kadar teklif ediyorsun üstüne çık arabaya? Tam senlik. 34 bin almaz dayı. İkile. Demek ki bu arabanın ederi yok kan evim. 36 bin o zaman. Şunu görüyor musunuz? Görebileceğiniz. İyi bak hani. Sana bir şey diyeyim mi genç delikanlı? Senden bile hızlıdır bu araba. Sen çünkü herkese mesaj atıyorsun. Şehirdeki bütün kızlara yürüyorsun ama bu senden bile hızlı bir arabadır. Yok bu fiyat yok bu arabaya gitmez saygısızlık ama. 250 bin de aşağı vermeyin bence bana göre. Yok hanımefendi sen beni sohbet etmeye mi geldin? 180 bin diyor saygısız. Hani fiyatı sen teklif ettin. Pazarlıkla 240 bine al git. Çok güzel. Satmadım sadece bir araba kaldı. O da şurada. Hemen ilana koyup onu da satalım. Çektik. Aceleyle satıyormuşum havası vermem lazım bu araba için. Yalan atacağım. Yurt dışına gidiyorum. Kaporayı veren alsın üstüne. 240 bin mi? Fırsat aracı olduğu için bu kadar ucuz fiyat giriyorum. 450 bin lira fiyat giriyorum. Buna da elbet biri gelecektir. Başardık kardeş başardık. Senle ben başardık. Hatta tek ben başardım ama yine de senle ben başardık diyeyim de senin de gönlün olsun. Amgır Otomotiv artık bir şirket haline geldi. Seni yardımcım yapacağım çünkü şehirde başka kimse yok. Bundan sonra ben iş yerine girerken kafanı yiyeceksin. Hoş geldin patron diyeceksin. Tamam mı anladın mı? He? Anladın değil mi? Aferin aynen böyle yiyeceksin. Sen bu hızda arabayı mı almaya geldin? Ya sen spor araban ne alıyorsun ha? Sen git bir kefen satın al ablacığım ya. Bu yaştan sonra geliyor spor araba bakıyor. Ama güzel bir fiyat teklif etti. Vali diyor kalan ömrümü de hızlı yaşayayım diye mi sen bu arabayı aldın? 390 bine sen git o zaman. Umarım memnun kalırsın. 1 milyon 400 bin lira şeyim oldu param. Amgır Otomotiv'e önce bir arsa alalım. Sonra döşeceğim parkeleri. Sıs amca. Ofis düzenleme modu, ofis yükseltmeleri gördüğünüz gibi 1 milyon liralık arsa aldım. Şu arsanın hepsi benim artık. Hepsi benim. Ne yapacağız arkadaşlar? Oraya döşeceğiz işte. İki arabalarımızı oraya park edebilirim. Artık buralar bizim. Şaka değil bunlar. Bunlar hepsi bir gerçek bunlar. Oh. Tabi bu arada boru gibi bana giriyor fiyatlar. Harika döşüyorum ha. Keşke biri benim elemana da böyle döşesin. Arsaya baksanıza oğlum buraya alışveriş merkezi bile dikilir. Geometrici değiliz tam hesaplayalım. Böyle buradan başlıyor bazen çizgiler genişliyor bazen daralıyor. Çizgiler var böyle arada. Onlarda da kusura bakmayın ayarlayamadık. Bu hep bu eleman yüzünden benim dikkatimi dağıttığı için 2 saattir uğraşıyorum ne yapamadık ama çok önemli bir şey değil o taşlar. Kada kötü durmuyor aradaki çizgiler. Şimdi ben süsleme almam lazım süsleme. Ne kadar süsleme ıvır zıvır varsa hepsini ver. Şu heykeldir ne ramdır. Amgır Otomotiv'in girişine 2 tane at heykeli koyuyorum. Girişte bizi bu karşılıyor. Şunu kim koydu oğlum oyunda yanlışlıkla koymuşum bir dakika. Ivır zıvır alıyorum ya dekor eşyaları. Böyle yan yana dursunlar bir zararları yok. Ya işte yeter arkadaşlar ya da ne yapacağız? 2 tane at heykelimiz var. 3 tane koltuğumuz var. 1 tane şeyimiz var. Bilgisayar masamız. Büyük bir arsamız var arkamızda. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Sabah gündüz gözüyle bir bakın istedim. Böyle yaptım en son. Heykellerimize bakın. Heykelde büyük bir eksiklik var. Bir at yarrayla ünlüdür. Büyük bir eksiğimiz var. Arsalarımızda araba yok. Gidelim arsalarımıza da arabayı koyalım arabaları araba pazarından. Ondan sonra işimiz bitiyor zaten bir şey kalmıyor. Şimdi ne kadar ucuz araba varsa hepsini satın alacağım arkadaşlar. Sırf böyle şeyim dolu gözüksün diye, bahçem dolu gözüksün diye. Artık şirket olduğum için satın alıyorum, hiç pazarlık bile yapmıyorum. Birkaç tane araba olsun, çevirecek kadar dükkanı yeter bize daha. Ne yapacağız amına koyayım? Park etmek de beni uğraştırıyor ha. Tamam. Hepsi aynı hizada değil. Bak bu araba kendi kendine gidiyor ama ben bu saatten sonra araba peşleyemem. Yavaş lan. Hayale sürücü mü girdi götüne? Anlamadık ki. Beytarak arabalarla doldurduk dükkanı sırf fazla gelinsin diye ama güzel durdu. Dükkanı çeviracak arabam var da ben normal hayatımı yaşarım. Kiraya veririm kirayı. Gördüğünüz gibi dükkanda yaklaşık 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakayım saymayı da unuttum. Çok fazla olduğu için. 2, 4, 6, 8, 9 tane arabam var.
Ondan sonra gördüğünüz üzere Amgır Otomotiv'i biraz daha genişlettim. Heykel meykel aldım, iki tane daha güzel dursun diye. Elemanımız bir tek değişmedi. Böyle işte arkadaşlar, Amgır Otomotiv küçücük bir ofisten koca bir şirket haline geldi. Tek değişmeyeni elemanı ve benim karakterim. Ben çok saygıdeğer bir esnafım. Hiçbir zaman müşterimi kandırmadım. Hiçbir zaman da kandırmamaya devam edeceğim. Bir serinin daha böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Başka simülatör oyunları biliyorsanız yorumlarda önerin. Bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Arabacım Sailors'ından Amgır Otomotiv'e uzanan bu galericilik serüveni bitti.